58.500 çeşit ürünle sizlere hizmet eden STM mağazaları Nöbetçi Eczaneleri sunar. Nöbetçi Eczaneleri sundu. Eski telefonunu alıp yerine yenisini veren STM mağazaları ana haberi sunar. SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Üniversite hastaneleri neden borç içinde? Sivas'ta 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta makinist yetiştirme kursu açıldı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Ülke genelinde üniversite hastanelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve borçlanmalar giderek artıyor. Peki üniversite hastaneleri neden borç içinde? Haberimizden izliyoruz. Ülke genelinde üniversite hastanelerinde borçlanma, ekonomik sıkıntılar giderek artıyor. Sivas'ta da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 100 milyonun üzerinde bir borca sahip. Peki ülke genelinde üniversite hastanelerindeki bu borçlanmanın nedenleri ne? Üniversite hastaneleri muayene olan her hasta için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 42 TL ödeme alıyor. Bunun dışında hastalardan hiçbir şekilde ücret talep edilmezken bu 42 TL içine hastanın muayene, laboratuvar tahlilleri ve diğer tüm tetikler giriyor. Üniversite hastanelerine gelen hastaların büyük bir çoğunluğunu da tıbben zor vakalar olduğu için hemen her hastanın maliyeti ödenen ücretin üstüne çıkıyor. Ayrıca sağlık uygulama tebliğinde belirlenen ücretlere 10 yıldır zam yapılmadığı için giderler artarken gelirler hep aynı kalıyor. Taşeron olarak çalıştırılan güvenlik, yemekhane çalışanlarının ücretleri de üniversitenin bütçesinden ödeniyor. Üniversite hastanelerinin gelir gider dengesinin sağlanabilmesi için öncelikli olarak sistemin düzeltilmesi gerekiyor ve sağlık uygulama tebliğinin kararı ile 10 yıl önce belirlenen fiyatların düzeltilmesi gerekiyor. Şu ana kadar birikmiş borçların medikal firmalara devlet tarafından ödenerek silinmesi gerekiyor. 2010 yılına kadar 250 TL karşılığında poliklinik dışında hastanede muayene yapılabiliyordu. Ancak daha sonra bu ücretler 100 TL'ye kadar düşürüldü.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmayan birçok tıp fakültesi bu borç batağındayken fakülte yetkililerinin ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme almak için açtıkları ihalelere birçok büyük firma katılmıyor. Satın alınan malzemeler kalite olarak daha düşük olsa bile daha yüksek fiyata satın alınıyor. Çünkü ihaleye katılan firmalar ödemelerini gecikmeli alacağını bildiği için ürünleri daha yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel, şu andaki verilen sağlık hizmetlerinin kar amaçlı olduğunu, bu tür bir sistemin ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Tıp fakültelerinin hizmet tedarikçilerine giderek borçlandığını ve bu borçların ödenmesinin mümkün olmadığını belirten Profesör Doktor Tükel şöyle konuştu. İlaç, malzeme alımları güçleşiyor. Kimse fakülte hastaneleriyle malzeme alımı için anlaşmaya yanaşmıyor. Yüksek maliyetlerde satış yapılmaya çalışılıyor. Bu, tedarikçilere borçlanma öyle bir noktaya geliyor ki, cihaz bakımları, medikal malzeme alımlarında bile zorluklar ortaya çıkıyor, dedi. Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yıldızeli ilçesinde 8, Suşehri ilçesinde 5, Şarkışla'da 4, merkezde ise 2 köy yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından velilere ve öğretmenlere madde bağımlılığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla Sivas Lisesi konferans salonunda seminer düzenlendi. Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından velilere ve öğretmenlere madde bağımlılığına karşı farkındalık yaratmak amacıyla Sivas Lisesi konferans salonunda seminer düzenlendi. Kişi olmuyor. Madde sadece kullanan kişilere zarar veriyor. Ben kendimi kontrol edebilirim gibi doğru zannedilen yanlışlar var. Peki gençler bu tuzağa nasıl düşüyor? Bu tuzağa nasıl çekiliyor? Her şeyin başında merak geliyor. İşte örnekte olduğu gibi otlar yerde bedava, niye para vereyim? Çünkü merak ediyorsun. Hedef sensin, madde kullanımına hayır projesi kapsamında Sivas Lisesi'nde eğitim gören lise öğrencilerinin velilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte narkotik şubede çalışan polis memuru Ahmet Şahan, madde bağımlılığını engellemek amacıyla velilere çok büyük görev düştüğünü belirtti. Hiçbirimiz ya da birkaçımız, öyle değil mi? Gerçekten çocuğunuz oraya mı gidiyor acaba? Bence çocuğunuzu bir takip edin. Böyle bir durumlarda eğer gerçekten oraya gidiyorsa, size söylediği yere gidiyorsa İçiniz rahat eder. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünmüyorsunuz. Benim oğlum mesela okula gidiyorum diye internet kafeye gitmişti iki gün. Evet. Fark ettiğimde, hatta gittim internet kafeyle de görüştüm, çocuğun üstünü çıkarmış. İnternet kafeye gitmiş, ders saati. İşte dediğim gibi. İnternet kafeyle gittim, görüştüm. Eğer dedim, bir daha bu çocuğum burada olursa polisle gelir demişlerdi. En güzeli demiş. Uyuşturucu maddenin 1 gramını kullanmanın bağımlı olmak için yeterli olduğunu ifade eden Şahan, narkotik şube ekipleri olarak ayakları yere basan, radikal kararlar alarak toplumun lokomotifi olabilecek genç beyinlerin oluşması için ailelere ihtiyaç var. Aileler çocuklarını yeri geldiğinde takip edip kontrol etmelidir, diyerek madde bağımları ile mücadelenin ilk adımının veliler olduğunu kaydetti. Uyuşturucu ticareti 10 yıl mı 30 yıl asla bir cezası. Eğer sattıkları kişi çocuksa ceza 15 yıldan aşağı olmuyor. Satılan yer eğitim kurumlarına ya da ibadethanelere 200 metre yakınsa, 200 metre mesafedeyse ceza yer oranında arttırılıyor. Yani 5 yılsa 10 yıl, 10 yılsa 20 yıl, 5 yılsa 10 yıl, yani 2 yer oranında arttırılıyor ceza. Eğer eğitim kurumlarına ve ibadethanelere yakın bir yerde uyuşturucu satışı varsa. Uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında kullanıcıktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi edilmesini isterse herhangi koşulmaya gerek kalmaz. Yani bundaki amaç şahsi kebap kullanmıştır, yanlışa düşmüştür. Ben tedavi olmak istiyorum derse herhangi bir cezaya mani olmadan salıveriliyor.
Yani her önüne gelen de benim üstü kullanıcıyım diyemiyor. Onun ayrımı zaten bize iyi kullanmadığı belli oluyor. Sivas Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ali Yavuz ise bu tür seminerlerde velilerin katılımının oldukça önemli olduğunu ifade ederek daha sonra oluşan bu bilincin öğrencilere yansıdığını söyledi. Evet, Sivas Lisemiz Okul Aile Birliğimiz olarak uyuşturucu tabii ki önemli bir sıkıntı. Çocuklarımızın uyuşturucu batağına bulaşmaması ve onları nasıl korumamız gerektiği anlamında çalışmalar yapmak adına Sivas Lisemiz Okul Aile Birliğimiz olarak velilerimizi bilgilendirme toplantısı yaptık. Bu anlamda tabii Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube'ye de teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışmada bize katkı sağladıkları için. Tabii velilerimizin daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz. Tüm velilerimizin bu anlamda daha dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Onun için tüm velilerimizi bundan sonraki etkinliklerimize de davet etmiş oluyoruz Sivas Lisesi olarak. Çünkü bu mücadele tüm çocuklarımızın mücadelesi, hepimizin mücadelesi. Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Enerji Tasarrufu konulu resim yarışmasının ödül töreni bugün gerçekleşti. Ticaret ve Sanayi Odası'nda Enerji Tasarrufu Haftası adına düzenlenen ödül töreni bugün gerçekleşti. Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasına İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın katıldı. Burada güneş olmasına rağmen lamba açık, fişler takılı, her şey açık. Ama haberleri hiç dinlemiyorlar, dünya çalışıyor. Bunlar çöleşiyor diyor ama onlar hiç dinlemiyorlar. Gelişen sanayi ile teknolojiyle birlikte enerji değişimi yaşandığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, doğal kaynakların hızla tükendiğini, rüzgar ile güneş enerjisinin kullanımının arttığını dile getirdi. Değerli öğrencilerimiz var, 76 tane eser katılmış yarışmaya. Bunlardan 6 tanesi jüri tarafından ödüle layık görülmüş. Ben hem jüriye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, hem okullarda bu işle ilgilenen, çocuklarımızı yönlendiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ben de özellikle bu çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Oturmuşlar, düşünmüşler. En büyük giderin elektrik enerjisinde olduğunu ve çocuklarda tasarruf bilincinin öğretilmesi gerektiğini ifade eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, bu tür sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmanın son derece önemli olduğunu dile getirdi. Ağaç yaş gereği ve atasözü hepimizin bildiği meşhur bir söz. Şimdi bu yavrularımızın, bu yaştaki yavrularımızın su tasarrufu, zaman tasarrufu, işte bugün enerji haftası, enerji tasarrufu gibi konularda bilinçlendirilmesi çok önemli. Onun için ÇEDAŞ'ın bu çalışmasını çok önemsiyor. Yarışma sonucunda birinci olan Behram Paşa Ortaokulu Beste Kırıktaş, ikinci olan Kanuni Ortaokulu Buse Çiçek ve üçüncü olan Dudullu İlköğretim Okulu Hatice Kareli'ye ödülleri takdim edildi. Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı ve Memur Sen Sivas İl Temsilcisi Efe Zileli bugün Sivas Yeni Numune Hastanesi önünde döner sermaye ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle hastane çalışanları ile birlikte basın açıklaması yaparak ücretlerin ödenmemesini protesto etti. Sağlık çalışanlarının iş yükü noktasında motivasyon ve verimliliğini sağlamak amacıyla döner sermaye ek ödeme uygulamasının hayata geçirilmiş bir uygulama olduğunu dile getiren Efe Zileli, sağlık çalışanlarının motivasyonunun arttırılmasında önemli bir etken olduğunu vurguladı. Bizi anlayacaklarını düşünerek Sağlık Bakanımıza... Neredeyse tüm gelişmiş ülkelerle baş başa yarışan sağlık sistemimizin mimarları, hizmetlisinden hemşiresine, ebesinden sağlık memuruna, teknisyeninden hekimine kadar gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Sileli, çalışanların neredeyse tamamının memnuniyetsiz olduğu döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmesini belirtti. Hani döner dedim, hani boştu, kasıda olsa da verirse. Döner sermaye komisyonları ve yöneticiler mali disiplinli çalışanlar üzerinden sağlamamaları ve dağıtılabilir döner sermaye tutarının hak ettikleri en üst seviyeden ödenmesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Efe Zileli konuşmasını şöyle sürdürdü. İlk yıllarında sembolik olan döner sermaye rakamları daha sonra anlaşılabilir bir makul seviyeye çıkarılmış
ve sağlık çalışanlarının motivasyonunun artırılmasında önemli bir etken haline dönüşmüştür. Sağlık çalışanları üzerinde yaptığımız anketlerin neredeyse tamamında çalışanların en çok şikayet ettikleri hususlardan bir tanesi adaletsiz döner sermaye dağıtımıdır. Son olarak Zileli döner spide dağıtımı yaparak ödenmeyen döner sermaye ücretlerini protesto ettiler. Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye çapında 81 ilde gerçekleştirdiği Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yarışmasının 8.'si Sivas'ta düzenlenecek. Ana konusu bağımlılık olan ve Türkiye'deki ilkokul, ortaokul ve liselerde sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının zararları ile ilgili farkındalık için iki kategoriden oluşan yarışma hakkında bilgi veren Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, SRT mikrofonlarına konuştu. Ülkemizdeki her bireyin ve özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yaşamaları ve geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimize iyi bir gelecek zemini oluşturmamız için önleyici ve koruyucu eğitimler yapan bir kurum. Kamu yararına çalışıyoruz. Yeşilay'ın neler yaptığına dair genel bilgi veren Akın, yarışmanın öğrenciler tarafından duyulması ve katılım sağlanması gerektiğine değinerek sözlerine şöyle devam etti. Bunlardan en önemlisi, önem verdiğimiz bir tanesi Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Programı. Bu programla Türkiye'de 20 milyon öğrencimizi hedefleyen bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim vereceğimiz ve bu eğitimi verirken de bizimle beraber 35 bin tane çalışan Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı rehber öğretmenlerimiz müştereken bu eğitimi yapıyoruz. 35 bin tane de rehber öğretmenimiz kendi okullarında çocuklarımıza bu eğitimi veriyorlar. Edebi kategoride kompozisyon, şiir, görsel kategoride de afiş, resim, karikatür ve kısa video gibi alanlarda başvuru yapılabilecektir. Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yarışmasının son başvuru tarihi 9 Şubat 2018 olduğunu vurgulayan Akın, yarışma hakkında bilgiler verdi. Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yarışma programımız genel merkezimizde 8.'si olarak kutlanıyor. Çünkü hazırlanıyor daha doğrusu. Orada ilk pilot bölge oraydı, ilk başlangıcında. Ama illerimizde de bu yarışma 5 yıldır devam ediyor. Ve çocuklarımıza çeşitli ödüllerimiz var. Bu yarışmanın en büyük amacı çocuklarımızı tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi yıkıcı aileleri, çocuklarımızı yıkıcı etkilerinden korumak için yapmış olduğumuz bir yarışma. İki etapta biz bu şeyi yapıyoruz, yarışmayı. Bir edebi, bir de görsel. İki dalda edebi eserler olarak şeyde görselde de afiş, Yeşilay'la ilgili, bağımlılıklarla ilgili afiş, resim, karikatür ve kısa video olarak toplamda iki görsel arasında toplamda 6 adet yarışma konumuz var. Ve bu yarışmaya katılan öğrencilerimize 550 lira ödül veriyoruz. Bununla beraber bu birincilerimize, il birincilerimize, ikinci ve üçüncülerimize yurt dışı gezisi yapılacaktır. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık Anonim Şirketi ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliğinde makinist yetiştirme kursu açıldı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık Anonim Şirketi ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliğinde makinist yetiştirme kursu açıldı. Bugün başladığımız ilk gününüze 960 saatlik bir programı 6 ay devam eden yaklaşık 6 ay bir eğitimimiz programı için burada bu salonda eğitim vermek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sefil Selimi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık Anonim Şirketi Bölge Koordinatörü Sönmez Sefercik, makinistlik kuruluşumuzun en temel ve en kritik mesleklerinden bir tanesidir dedi. Kursumuzun ve vereceğimiz meslek grubumuzun kuruluşumuzdaki en önemli, en kritik meslek gruplarından olduğunu bilmenizi özellikle istiyorum. Makinistlik mesleğimiz bizim kuruluşumuzun en temel meslek gruplarından ve en kritik.
en sorumlu yüksek olan bir meslek grubumuz olduğu için burada vereceğimiz eğitimlerde sizler için çok büyük önem arz ettiğini bilmenizi istiyorum. Bu eğitimlerde vereceğimiz öğretmenlerimizin her türlü alacağınız eğitimlerde özellikle sormak istediklerinizi öğrenme sınıfları sormanızı öğrenmenizi ve eksiksiz burada bu eğitimi tamamlamanızı özellikle arzu ediyoruz. İşkur İl Müdürü Hikmet Can Polat ise kursiyerlere başarılar dileyerek kursa devamlı katılım sağlayıp eğitimlerden en iyi şekilde istifade etmelerini istedi. Bu alanda eğitiminizi sadece tamamlamanızı biz temenni ediyoruz. Devletimizin bu bağımındaki imkanlarında istifade ederek daha sonra da gene devletimize hizmet edecek bir yola tamamımızın vesile olmasını biz temenni ediyoruz. Bu alanda emeği geçen kurumların hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Sizlere kurs boyunca başarılar diliyorum. Kursun hemen bitiminde de inşallah sizlerin istihdam olmanızı sağlamasını temenni ediyorum. Şimdiden hocalarımıza da sizlere de başarılar diliyorum. Kurs programının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsu ise kursiyerlerin eğitimleri en iyi şekilde tamamlamaları gerektiğini söyledi. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı olarak örgün ve yaygın eğitim gibi iki görevimiz var. Örgün ne oluyor? Okullarda olan eğitim, yaygın da böyle sizin gibi birçok alanda belki 3000 çeşit kurs var Türkiye'de. Bu da bu kurslardan birisi. Bizim Milli Eğitim olarak, Halk Eğitim olarak sloganımız her zaman, her yerde, herkese eğitim şeklinde bir sloganımız var. Onun için de lazım oldukça ve ilgi gösterildikçe ve talep edildikçe her yerde kurs açıyoruz. Bugün de devlet demir yollarımız tabii kursu her ne kadar devlet demir yolları personeli alacaksa, kursta devlet demir yolları personeli verecekse de sonuçta eğitim öğretim bizler sorumluluyor. Bizden izinsiz bir daha bir şey olmaz. Sonuçta biz imza atacağız. Oraya bundan dolayı da biz de işin ortağıyız. Belgelendirme yapacağız. Tabii 960 saatlik bir kurs, 540 saatlik teorik, 420 saatlik pratik olacak. Kursun düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, biz Sivas Belediyesi olarak 6 ay süreyle bu mekanı size tahsis ettik. Burada birçok hizmet alacaksınız. Sivas Belediyesi olarak size bu alanda hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık Anonim Şirketi bünyesinde makinist olarak istihdam edilmesi hedeflenen kursiyerlere yönelik olarak düzenlenen kurs başladı. Eğitim programlarının ülke genelinde aralarında Sivas'ın da bulunduğu 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Özellikle siz kardeşlerime en azından bir istihdam olması açısından güzel bir çalışma başlatıyorum. İşte Devlet Demir Yolları genel bir değişimiyle. Milli Eğitimimiz, Halk Eğitimimiz, işte Sivas Belediyesi ve diğer efendim kuruluşlar güzel bir birliktelik içerisinde size bu imkanı sunuyoruz ve sunuyorlar. Ben Sivas Belediye Başkanı yardımcısı olarak bu mekanı size tahsis etmekten 6 ay boyunca buradasınız. Birçok hizmeti inşallah alacaksınız ve belediye olarak, Sivas Belediyesi olarak size bu anlamda hizmet etmekten sizin gibi kardeşlerim en azından ki garanti değil midir? Bunlar ben o zaman sen doğrudan işe başlıyorsunuz. Bu büyük bir imkan. İYİ Parti Kangal İlçe Başkanlığı binası dün düzenlenen törenle açıldı. İl Başkanı Taha Çaykuş ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açılışa Kangallı vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı ilçe teşkilatlanmalarına start verdi. Bu kapsamda İYİ Parti Kangal İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı. İl Başkanı Taha Çaykuş ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış programı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yapılan dualar eşliğinde parti binası açıldı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil müttegin. Vela udvene illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin, el açtık, huzurunda toplandık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme Ya Rabbi. Her türlü tefrikadan. Bismillahirrahmanirrahim. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Açılışta konuşan İl Başkanı Taha Çaykuş, AK Parti hükümetini eleştirirken Kangal'ın giderek küçüldüğünü ve hiçbir yatırım alamadığını söyledi. Allah'a şükür bugün ezanlarla, İstiklal Marşı'yla beraber açıyoruz partimizi. Aynı zamanda yağmur da yağıyor, bereket de geliyor. Burada partimize açacak olan da ben değilim, Eyüp Başkan değil. Yağmurlu havada yağmur kızımız partimizi açacak.
Ayrıca AK Parti milletvekili Recep Konuk'un yönetim kurulu başkanı olduğu Konya Şeker'in özelleştirme sonucu aldığı Kangal Termik Santrali'ne de hiçbir yatırım yapmadığını, Kangal'a bir tek çivi dahi çakılmadığını dile getirdi. Dedim ki başkanım, burnumuzun dibinde bir Kangal Termik Santrali var. Bu santral özelleşti. Özelleştikten sonra burayı kim aldı? Dedi ki AK Parti'nin milletvekili Recep Konuk aldı. Yönetim kurulu başkanı Recep Konuk. Kangal Termik Santrali hemen burada bir burnumuzun dibinde. Özelleşmeden önce Kangal Termik Santrali'nin işçi sayısı 900 küsür. Özelleştikten sonra işçi alımı yaptı mı? Azaltıldı. 450'ye düştü. Açılış programının ardından partililerle birlikte parti binasını gezen Çaykuş, partiye yeni katılan üyelerin de kaydını yaptı. Allah hayırlı olsun. Tamam adam, bilgilerimiz sonra görüşürüz abi. Daha sonra esnaf ziyareti yapan Çaykuş, esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Türkiye'nin bir değişim yaşaması gerektiğini ifade eden esnaflar, önceleri farklı siyasi partilere oy vermelerine rağmen ilk seçimde İyi Parti'ye oy vereceklerini söyledi. Adamlar almışsın. Böyle iyi. Kangal esnafı başkandırmasın. Tuttuğunuz yolda inşallah başarılı. Desteğini bekliyoruz. Komşuna destek olur. Karşına çıkıyor. Biz daha iyi olsun istiyoruz. İnşallah. İşler daha çok artsın istiyoruz. İnşallah abi. Başkan eniştemiz o bizde zaten. Geldik İyi Parti'ye açtık. İyi başkanım da başkan yaptık. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hepinizin arkadaşınız. İyi başkan tüm şikayetlerinizi bize getirdik. Herkesin sesi olacak. İnşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Kısa bir süre önce hizmete giren Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Salonu sinema severleri ağırlamaya devam ediyor. Fakültenin bu haftaki konukları ise Sivas'ta yaşayan görme, işitme ve bedensel engelliler oldu. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Sivas'ta yaşayan görme, işitme ve bedensel engelliler için film gösterimi yapıldı. Dışarıda ben bir verem var, o da bir şey, korkum Üniversite Engeller Birimi Koordinatörü Profesör Doktor Recep Toparlı yaptığı açıklamada, şehrimizde yaşayan görme, işitme ve bedensel engellerle engelli dostları İletişim Fakültesi Sinema Salonu'nda film izleyecekler. İzlenecek film hem görme engeller hem işitme engellerin seyredebileceği bir şekilde yapılmış. Onlara göre uyarlanmış dedi. Tabii bugün üniversitemiz için çok önemli bir gün. Şehrimizdeki engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve bedensel engellerden oluşan bir grup İletişim Fakültemizin hazırlamış olduğu bir sinema salonunda Cennetin Rengi adlı filmi izleyecekler. Bu film Ankara'dan getirtildi. Buna benzer bizim 10 filmimiz daha var. Bu film hem işitme engelliler hem görme engelliler için seyredebilecekleri bir şekilde yapılmış. Onlara uyarlanmış. Bu Sivas'ta ilk oluyor. İşitme engellilere yönelik böyle hem görme engellilerle birlikte yapılan bir etkinlik. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Üniversitemizin Cengel Birimi bu hizmete yönelik olarak kuruldu. Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçgil, bize bu imkanı sağlayan rektörümüz Profesör Doktor Alim Yıldız Hocama, Profesör Doktor Recep Toparlı Hocama çok teşekkür ederim dedi. Cumhuriyet Üniversitesi rektörümüz ve Recep Toparlı dedemize dede demek istiyoruz. Biz dedemiz. Ona teşekkür ederiz. Engelleri düşünen tek insan diyeyim ben böyle. Daha önceleri biliyorsunuz Cumhuriyet Üniversitesi'nde böyle bir şey etkinlikler yapılmıyordu. Bu etkinlikleri sağlayan Cengel adı altında Recep Toparlı dedemiz sürekli tanıdıklar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye'de bakıyoruz engellere yönelik hiçbir etkinlik yapılmazken senenin 365 günü diyeyim yaklaşık 12 ayda her etkinliği beraber ortaklaşa da olsa yapmaya çalışıyoruz ve hazırlanıyoruz. Sivas İşitme Engeller Derneği Başkanı Mustafa Epik ise, biz işitme engeller olarak çok fazla sinemaya gidemiyorduk. Sinemalarda işaret dili ve altyazılı filmler olmadığı için maalesef filmleri pek anlayamıyoruz. Böyle güzel bir programı hazırlayanlara teşekkür ederim dedi. Engel olarak çok fazla sinemaya gidemiyorduk. Yani sinemalarda işaret dili ve altyazı olmadığı için maalesef olayları, konuları anlayamıyoruz. Sadece spor ve bazı ön haberleri anlayabiliyorduk.
böyle bir etkinlik olduğu için Cumhuriyet Üniversitemize ve Çengel Birim Sorumlusu Dedemiz Recep Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Engeller Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu, üniversitemizin bizlere film izlettirmesi gerçekten çok mutlu edici dedi. Yaptığı bu film izletisi gerçekten de çok mutlu etti bizleri. Çünkü engellilerin hepsi bir arada. Engelliler de bazen birimiz görme engelliyiz, birimiz yürüme, birimiz de işitme engelliyiz ama engelliler içinde bile bazen birbirimizi anlayamıyoruz. Filmin içeriğine göre yani bu anlaşılma daha kolay olacak ve gerçekten de engelliler için büyük bir avantaj olacak bu filmin izletilmesi. Biz emeği geçen herkese, başta Sayın Rektörümüz Alim Yıldız ve engellilerin dedesi bu işlerde gerçekten en önde olup ve her zaman güzel işlerin planlayıcısı Recep Toparlı hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından Cennetin Rengi adlı filmin gösterimine geçildi. Tamam. Güneş. Yaşlar geniş örtüsü omuzlarını örten uzun pardüsülü öğretmen sıraları dünyayı aydınlatırken aynı zamanda onu ısıtır. Güneşli günler sıcak ve aydınlık olur. Sivas Gaziköy Ortaokulu'nda Dedem Ninem Ne Kullanmış isimli sergi düzenlendi. Serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy gerçekleştirdi. Sivas Gaziköy Ortaokulu'nda Dedem Ninem Ne Kullanmış isimli sergi düzenlendi. Serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Eğitim Bir Sen Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç, Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, velilerle birlikte gerçekleştirdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy açılışta yaptığı konuşmada değerlerimizin yaşatılması, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturacak çalışmaların gençler açısından önemli olduğunu ifade etti. Aydın Bey'i ve bir ekibi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı, güzel, farkındalık bir sergi yapmışlar. Tabii burada velilerimizin desteğinden bahsetti. Velilerimize de teşekkür ediyoruz, kutluyoruz. Sağ olsunlar, onlar da ellerinden geldiği kadar sergiye katkıda bulundular, bulunmuşlar. Herhalde ondan sonra hepsini bu okula bırakırlar ve almazlar geriye. Çünkü burada müze olur artık. Bu şekilde müze olsun diye. Hasan abi ikna ederse burada. Çünkü evlere giderse onlara kaybolma ihtimali var ama burada bir envanter tutularak burada köyümüzde kalmış olur. Daha sonraki nesillerde zaman zaman açılmış olur. Hepinize katkınızdan dolayı teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışında konuşan okul müdürü Aydın Yılmaz ise geçmişini bilmeyen geleceğini yön veremez anlayışından yola çıkarak dedelerimizin ve nelerimizin eskiden kullanmış olduğu eşyaları Kadı Burhanettin Öğrenci Okul Meclisi ve velilerimizin çalışmalarıyla bir araya getirerek bir sergi oluşturduklarını belirtti. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak sergi gezildi. Dedem, ninem ne kullanmış? Eski eşyalar sergimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Müdürüm, köyümüzde daha önce yaşamış ve şu anda yaşayan ama belli bir yaşa ulaşmış yaşlı amcalarımızın kullanmış olduğu bazı eşyaları okulumuzda toplayarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Geçmişle gelecek arasında bağ kurmak, tarihi öğrenmek, eski eşyalardan yola çıkarak çocuklarımızın bir fikir edinmesini sağlamak amacıyla böyle bir sergi oluşturduk. Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisleri çalışmalarının ikincisi olan, başkanımız da burada, meclis başkanını öğrencimiz. İkincisi olan bu çalışmamızda velilerimiz olağanüstü katkı sağladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler de bu açılışımızı teşrif ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Thank you.
Bal Ligi 4. grupta dün Şarkışla Şehir Standı'nda oynanan karşılaşmada Şarkışla Belediyespor Sivas Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Bölgesel Amatör Ligi 4. grupta oynanan dünkü karşılaşmada Şarkışla Belediyespor Sivas Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşma Şarkışla Şehir Stadı'nda oynandı. Şarkışla Belediyespor'da 3 gol Kadir Aytak'tan, 2 gol Hüseyin Ateş'ten, 1 gol Metin Çöl'den geldi. Şarkışla Belediyespor Sportif Direktörü Hayri Solmaz, Şarkışla Belediyespor oyuncusu Kadri Aytaç ve Kaptan Cüneyt maç sonunda açıklamada bulundu. Sezonun ikinci yarısına Sivas Demirspor'la başlamış olduk. Sivas'ın iki güzide takımı, Şarkışla Belediyespor ve Sivas Demirspor'un Şarkışla güzel bir maç oldu. Dostane, centilmence bir maç oldu. Ben buradan Sivas Demirspor'u teşekkür ediyorum. Bizleri geldiler burada, misafirimiz oldular. Güzel bir maç oldu. İnşallah sezon sonunda bu ligimizin başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Şarkışla Belediyespor olarak bu yıl Bal Ligi'ne ilk defa çıkmamıza rağmen güzel bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Çok şükür güzel bir galibiyet oldu. Farklı bir galibiyet aldık. İyi bir oyun oynadık. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz. İyi sonuçlar almaya, iyi oyun oynamaya, takımımızı, ilçemizi en iyi şekilde yine aynı şekilde temsil etmeye de gayret gösteriyoruz. Sivas'ın iki Bal Ligi takımının karşılaşmasında Şarkışla Belediyespor'la Demirspor mücadele etti. İyi bir mücadele oldu. 6-0 kazandık. Kazandığımız için çok mutluyuz. 3 tane de gol attım. Bu golü bugün doğum günü olan Kuşat arkadaşımıza armağan ediyorum. Genç ve dinamik bir takımımız var. Mücadele eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Evinin ihtiyacını şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla fırsatıyla STM mağazaları hava durumunu sunar. Evinin ihtiyacını şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla fırsatıyla STM mağazaları hava durumunu sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.
Eski telefonunu alıp yerine yenisini veren STM mağazaları ana haberi sundu.